Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bir önceki videomuzda hatırlatmak gerekirse bir tane daha büyük boss'umuzdan kurtulmuş, onu yenmiştik. Bright Cove, Brightstone Cove, Seldora kısmını aradan çıkarmıştık. Bir aksilik olmazsa bu videomuza, maceramıza devam ediyor olacağız. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bizler en son Red King Covenant'ına katılmıştık. Hani Royal Red Covenant'ında bulunuyorduk. Bir fareyle konuşmuştuk ve o fareyle konuştuktan sonra bu Covenant'a katılma imkanımız olmuştu. Ben bu Covenant'tan çıkıyor olacağım. Çıkıyor olmamın temel sebebi bu Covenant'a tekrar katılabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Orada bu Covenant'ta olmamız ve olmamamız durumunda gerçekleşen eventler var. Onları tanıtmak istiyorum. Hızlı olması adına bu arkadaş bize Soul Vessel şey yapıyor, teslim ediyor kendisine, diyorlar girdikten sonrasında eğer ki benim yaptığım her şeyi yapmışsanız Enter Covenant diyorsunuz, tekrar Way of Blue'ya geçiyorum. Herhangi bir Covenant olabilirsiniz, yani Red Covenant olmanıza gerek yok. Çıkmanız şart değil, ne olacağını videoda izleyip ondan sonra karar verin. O önemli. Bir bakalım bakalım kaç kez ölmüşüz, toplamda 8 kez ölmüşüz şimdiye kadarki süreçte. Sağ tarafımızda Pyromancer seyitmenimiz var, hani onu daha önce söyledim hatırlamıyorum. Büyücü etmenimiz de orada bulunuyor. Bu arkadaşlar burada takılmaya devam ediyorlar. Şimdi zamanında benim envanterimde bulunan ruhlar satın almış olduğum bir item vardı. Buradaki sağ taraftaki evin içerisinde bulunan kediden bir tane Silver Cat Ring isim verilen yüzük elde etmiştik. Yüksek bölgelerden aşağı düşmemize imkan tanıyordu. Bir önceki videonun sonunda yani envanterimize bir miktar ruh kaldı. Dilerseniz bu ruhlardan faydalanarak bu yüzüğü elde edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu yüzüğün katkısı aslında buradan aşağı düşmemize imkan tanıyor olması. Şurada bir tane merdivenci arkadaşımız var. Ben bu merdivenci arkadaşla konuşuyorum. Kendisini zaten satmakta olduk içerikleri size göstermiştik. Burada Setup Ladder diye bir opsiyon var. Şimdi burada 500'e, 3500'e ve 12.000'e merdivenden alabiliyorsunuz. 12.000'e olanı alın sadece. Benim size tavsiyem o. Sistematini skipliyor olacağım. Yani geçip merdiven koyayım sadece oraya. Yani onu göstermeye çok bir anlamı yok bence. Diğer ikisini almanıza gerek yok. Ben diğer ikisini de alıyor olacağım. Sadece nerelere gittiklerini göstermek için. Vermiş olduğunuz ruh miktarına bağlı olarak aslında biraz daha şey yapıyor. Nedir adı? Saçma yerlere koyuyor diyebilirim. Mesela burada görüyorsunuz zaten hani 3 tane merdiven koymuş bulunuyor. Boyut olarak baktığınızda şu karşıdaki 500'lük. Hani hiçbir yere gitmiyor. Aşağıya doğru kaydığınızda direkt düşüp ödürsünüz yani. Sadece hani biraz canınız fazlaysa şuradan düştüğünüzde daha az hasar almanıza imkan tanır. Şurada en uzunu var. 12.000'lik olan budur. Bu bayağı en aşağılara kadar gidiyor. 3500 o arkadaşlar burası sizi oradaki kısma götürüyor. Biz bunların hiçbirinden faydalanmıyor olacağız. Elimizdeki yani bu yüzüğü takmayı unutmayın lütfen. Bu yüzüğü taktıktan sonra dilerseniz bunu aşağı düşerek ilerleyebilirsiniz. Üzerinizdeki zırh içeriklerini çıkartırsanız aşağıya düştüğünüzde daha az hasar alırsınız. Burada alabileceğiniz belli başlı itemler var. Ben onları almak istiyorum. Bu 500'lük olan. Hani yine bir miktar gördüğünüzde canımız gidiyor. Yüzük sayesinde bu arada daha az can kaybediyorum. Normal yüzük olması daha fazla can kaybederim. Şuradan Radiant Life Gem'i aldık. Buraya düşüyorum. Buradan Feroz Laxon'u elde ediyorum. Geldim buraya. 3500'lük olan arkadaş bizi buraya getiriyor işte. Şuradan koşturup sağ tarafa atlıyorum. Buradan Poison Moss elde ettik. Şimdi buradan aşağıya doğru gitmemiz mümkün. Buradan 12.000'lik olandan hani dümdüz aşağı inebilirsiniz. 12.000'lik olanın olduğu yere düşebilirsiniz. Gidebilirsiniz vesaire. Aşağı alınacak itemler var. Biz oraya gitmeden öncesinde şu kısmı yapmak istiyoruz. Bu bölümümüzün, bu videomuzun içeriği buradaki bölge olacak. Grave of Saints bölgesini oradan çıkarmak istiyoruz. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda da oradan daha aşağı indiğimizde elde edebileceğimiz itemları tanıtıyor olacağım. Oradan devam ediyorum. Şimdi Red Covenant'ındaysanız, yani o farenin Covenant'ına girmişseniz, buradaki düşmanlar sizlere saldırıyor olacaklar. Hangi düşmanlar? İçeri girdiğiniz zaman farelerin vesaire çıktığını göreceksiniz. Eğer ki Red Covenant'ındaysanız bu fareler size saldırmazlar. Yani bunlara denk gelmezsiniz. Bunlar sizi olduğu gibi bırakır. İlk olarak bunun bilgisinde olmanıza fayda var. İkincisi, şimdi Red Covenant'ındaysanız burayı online oynarken daha rahat dolaşma imkanınız oluyor. Red Covenant'ındayken Covenant liderine bize teslim etmiş olduğu bir tane yüzük vardı. Crest of the Red diye. Eğer ki bir oyuncu online oynarken bu yüzüğü takıyorsa sizi kendi dünyasına summonluyor. Yani normalde PvP aktiviteleri için oyuncular bizim dünyamıza gelip bizi öldürüyorlardı. Red Covenant'ında işler biraz farklı. Siz burayı keşfetmeye başladığınızda kişi kendi dünyasına summonluyor. Kendi dünyasına summonlayarak sizi öldürmeye çalışıyor.
sizi öldürmeye çalışıyor ki bu Covenant'taki içerikleri alabilsin, Covenant'taki rankını arttırabilsin. Birazdan tekrardan bu Covenant'a girme imkanımız olacak bir aksilik olmazsa. Orada girdiğimizde zaten daha önce de bahsetmiştim bu Covenant'a tekrar denk geleceğiz diye. Orada girme imkanımız olduğunda Covenant'a ait hangi içerikleri elde edebileceğimizi, ranklarımız artmamız durumunda ne olduklarına mesela ben bahsediyor olacağım. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Burada Feroz Luckstone kullanabildiğiniz bir sürü içerik göreceksiniz. Normalde bu Red Covenant'ın da oyuncu kendi dünyasında summonladığı için sizi tuzağa düşürebilmek için buradaki Feroz Luckstone'dan faydalanabilir. Ama bizim gibi bu Covenant'ta herhangi bir işi olmayan, buraya sadece item toplamak ve buradaki boss'u kesmek için gelmiş olan insanlar için buradaki Feroz Luckstone'ların şu önümde duran Luckstone dışındakilerin hiçbir önemi yok. O yüzden burada sadece bir kere kullanıyorum. Geri kalan hiçbir yerde Feroz Luckstone kullanmıyorum. Hani oyunun başında da bahsetmiştim. Feroz Luckstone evet hani oyunda var ve tatlı tatlı kullanabiliyoruz belki ama hani oyunda çok sınırlı sayıda var. Ve kullanabileceğiniz yani 100 yer varsa 70 tanesi aslında çok da işinize yaramıyor. Covenant içerikleri yapıyorsunuzdur eyvallah ama Covenant içerikleri bir işiniz yoksa ne Doors of Feroz'da ne burada bir anlamı olmuyor. Feroz Luckstone'ları bu Red Covenant'ında olarak farmlama imkanınız var. Aklınıza bulunsun. Şurada bir başka köprü bulunuyor. Burada bu arada Whisper of Despair'ı elde etmiş olduk. Bir hex büyüsü. Şurada bir tane nedir adı? Köprümüz var. Bu köprüyle yine Feroz Luckstone'u açmanız mümkün. Zaten buraya eriştiğiniz için oraya tekrar açıyor olmanızın bir katkısı yok. Buradan devam ediyorum. Burada bir merdivenim var. Merdivenden yukarı çıkıyorum. Şimdi oyunu sadece ve sadece offline oynuyorsanız sizi öldürmeye gelecek olan böylesi bir karakterimiz var. Kendisine ilerlemeden önce biraz arka tarafta bekleyin çünkü burada fareler çıkıyor olacak. Önce onları öldürmek istiyoruz. Uzaktan saldırabilir, bir şeyler fırlatabilir, çok dert değil. Görünmez iki tane silah kullanıyor. Elleri boş değildir. Kendisini öldürmeniz durumunda kullanmakta olduğu Auro setine ait itemleri düşürebilir. Bir de Ave Stone ismi verdiğimiz bir tane item düşürebiliyor. Ave Stone hatırlatmak gerekirse Majula'da Company of Champions ya da Champions Covenant'ı diye benim ifade ettiğim bir Covenant vardı. O Covenant'taki rankınızı arttırmak için kullanılan ihtiyaç duyulan itemdi. Bu arkadaşı offline oynarken tekrar ve tekrar öldürerek bu Covenant itemini, Ave Stone itemini farmlayabilirsiniz. Ace Stone item'ını farmlı olmanın katkısı günün sonunda en önemli içerik olarak ifade ediyorum. Company of Champions kanalında Majula'daki bu devasa bir mezar taşı gibi bir şey vardı. Yani orada girebiliyorduk oraya. Mesela iki tane Covenant vardı. Yani ilk videolarda hatırlarsınız. O Covenant'taki 3. ranka çıkmanıza imkan tanır. 3. ranka çıkmanız durumunda da çıplak elle saldırdığınızda yüksek oranda hasar vurabiliyorsunuz. Hani hasarınız kötü değil ama çıplak elle saldırmak ister misiniz bir düşmana veya herhangi birine? Ben pek emin değilim. Şimdi eğer ki envanterinizde şey varsa bunu burada kullanmayın derim bu arada. Bunlar çünkü çok fazla yok envanterinizde biliyorum. Eldoring Skull'lar. Eldoring Skull varsa Eldoring Skull'lardan faydalanabilirsiniz. Şart değil. Faydalanabilirsiniz. İçeri girdiğimiz zaman içeride bir sürü fare olduğunu göreceksiniz. Burası bir boss fight aslında. Bu fareler tek tek buraya aşağıya düşüyor olacaklar. Biz boss gelene kadar bunların bir kısmını öldüreceğiz. Cleric build'ıyla bu fight yapmak çok ama çok kolay oluyor. Soul Appease isim verilen bir tane mucize vardı hatırlarsanız. Sadece ve sadece undead'leri etki ediyor diye ben bahsetmiştim. Buradaki bütün fareler undead olduğu için ne yapma imkanınız oluyor. Fazla fazla olma imkanınız oluyor. Şu üstünde sırtında tüyleri olan arkadaş esas boss. İki tane şey saldırısı yaptığınızda, Power Stone saldırısı yaptığınızda boss'u kesiyorsunuz. Boss'u kesmenizle birlikte bütün fareler kaçarlar sizden. Yine Royal Red Vanguard Soul'unu elde ettik. Aynı zamanda bir tane daha Red Tail alma imkanımız oldu. Bunun önemli olduğu nokta da şu. Buraya doğru ilerliyorum. Burada yine Red King'le yani Fare Kral'la tanışma ve konuşma imkanım oluyor. Kendisiyle tekrar konuşarak Red Covenant'ına burada girebilirsiniz. Yani tekrardan bu arkadaşların Covenant'ına dahil olabilirsiniz. Doors of Feroz'da ya da burada bu arkadaşlarla birlikte başka başka oyuncuları bu bölgeye keşfederlerken PvP yapabilirsiniz. Bu Covenant'ta olmanın katkıları neler?
Bir başka oyuncuyu, zaten dediğim gibi yani kavanın yüzünü kullandığınız zaman oyuncuyu kendi dünyanıza summonluyorsunuz. Kendi dünyanıza summonlayıp öldürürseniz Ferrous Luckstone farmlama imkanınız oluyor. Bu Covenant'ta şey yapmaya devam ettiğiniz bu, müddetçe, bir saniye, pardon, oraya scroll etmem lazım. Şey yapmaya devam ettiğiniz müddetçe, aksiyon almaya devam ettiğiniz müddetçe 10 tane oyuncuyu öldürdünüz diyelim. 10 tane Red Tail elde ettiniz. Size toplamda 10 tane Small, Smooth and Silky Stone veriyor. 20 tane yaparsanız Smooth and Silky Stone'dan 10 tane veriyor. 35 tane Red Tail verirseniz Slumbering Dragon Crest Ring isim verilen bir tane yüzük veriyor. Yüzüğü takmanız haş büyüsüyle aynı etkiyi yapar. Sizin yürürken ayaklarınızın çıkardığı sesleri kapatır. Sol tarafa doğru düşmeye çalışın burada giderken. Hani sağ taraftan aşağı düşmeyin, sol taraftan aşağı düşmeye çalışın. Biraz boşluk var çünkü orada görüyorsunuz. Şuradan Ferrous Luckstone aldım. Göstermek gerekirse bizler şu kısımda aslında bu bölgeye giriş yapmıştık. Hani buralardan bir miktar gördük. Daha sonrasında şu meşalenin olduğu yere ilerledik ve Grave of Saints'i keşfetme imkanımız oldu. Şuradan pıt 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 aşağıya düşüyorum. Belki de bu rehberimizdeki en sıkıntılı kısmı yapmaya çalışıyor olacağız şu an. Ben bunu genellikle failliyorum. Büyük ihtimal tekrar öleceğim burada. Şimdi buraya kadarki süreçte hiçbir sıkıntı yok. Aşağıda başka item'ler olduğunu farkındayım. Bir tane kertenkele var, sağda bir tane sandık var filan. Onlar bir sonraki videomuzun içeriği. Biz şu sağ taraftaki item'i almak istiyoruz. Sağ taraftaki item'i almak için koşturup oraya zıplamamız lazım. Ben bunu dediğim gibi çok sık failliyorum. Bir aksilik olmazsa yapmaya çalışıyor olacağım. Şu şekilde atlarsam yapamam tabii ki. Falso veremedim. Günün sonunda oradan Disk Chime adı verilen bir tane chime elde ediyorsunuz. Eğer ki notlarıma yanlış yazmadıysam. Yani önemli bir item mi? Hayır. Ama %100 oynanış rehberi, %100 tam çözüm rehberi. Dolayısıyla almak için tekrar zıplıyor olacağım. Büyük ihtimal bu video boyunca benim oraya zıplayışımı izleyeceksiniz. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika süreli başkası. O yüzden isterseniz skipleyin. Neymiş bu item kardeşim, nasıl atlamak gerekiyormuş deyip bakın. Ondan sonra devam edin. Şimdi gerçekten birçok kez failleyeceğime eminim. Ya yani ben bu atlayışı hiçbir zaman rahat bir şekilde yapamadım. Güzel, uygun bir çözümünüz varsa, yani ben açıkçası internette falan bir arayıp bulmaya çalıştım. Şöyle yapın, böyle yapın diyenler buldum ama gerçek anlamda kendi uygulayabildiğim ya da benim gibi bir oyuncu için uygun olduğunu düşündüğüm bir çözüme denk gelmedim. Bu arada iyi ki faillemişiz. Şunu atlayalım az daha. Buradan Bleedstone elde ediyoruz. Tamam. Temelde aslında şöylesi bir şeyden atlamamız lazım. Buradan koşturup, yani normalde şey diyorlar mesela, hani şunun ucuna gelebildiğiniz kadar gelin şişeye doğru bakın, ondan sonra koşturup atlayın diyorlar. Ben bunu yapamıyorum. Şu an yapabilmiş olmak çok sevindirici. Harika oldu bu. Disk çayımı aldım. Müthiş, aşırı derece mutluyum şu an. Şimdi aşağıda bir sürü düşman vesaire var, itemlar vesaire var. Buraya direkt düşerek yapabilirsiniz burayı ama buradaki sandığı vesaire de almak istiyoruz aslında bizler. Dolayısıyla Homeward Bone kullanarak ben buradan kaçıyorum. Grave of Saints bölgesini tamamlamış olduk. Hani bir sonraki videomuzda bir aksilik olmazsa bu aşağı kısımları da tanıtıyor olacağım. Burada hani Grave of Saints'i tamamlayarak aslında videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Kısa bir video olduğunu farkındayım çünkü atlayış çok kolay oldu. Yani yapamadım şimdiye kadar. Burada yapabilmiş olmak çok sevindirici. Ne yalan söyleyeyim. Burada elde ettiğimiz ruhları tekrardan Fate'e veriyor olacağım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merak etmeyin, bir sonraki video bayağı uzun bir video olacak. Bir aksilik olmazsa orada bayağı büyük bir bölge keşfediyor olacağız. Bol bol meşale ile etrafı aydınlatacağız. Keyifli olduğunu düşündüğüm bir aktivite olacak. Umarım sizler de keyif alacaksınız. Orada görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.